musun benim paşam? Hı? Özledim mi babayı? Benim kalbim yamanların en yakışıklısı. Evet. Söyle babaya. Ah Demir, keşke ben de senin gibi böyle rahat olabilsem. Niye rahat olmayayım anne? Oğlum, bu kız bu adam için iki kere kaçtı. Ya yine yaparsa, ya yanlış bir şeyler söylerse, ya beni zorla tuttular derse. Adnan benim kucağımdayken mi? Söyle oğlum, söyle paşam. Paşam benim, paşam. Nasıl mis kokulusu bu? Çok kalamayacağım. Oğlum babaannesini bıraktım. Doğru, bir oğlum var artık değil mi? Çok güzel görünüyorsun. Oğlunun adı ne? Babasının adı. Hayat ne garip değil mi Züleyha? Bizim de hayallerimiz vardı. Bizim de çocuğumuz olacaktı. Oğlan olsun isterdik. Sen adının Yılmaz olmasını istiyordun, ben Ayhan. Küçücük bir evimiz olacaktı. Ayhan Usta dükkanı bana devredecekti. Çocuğumuz olunca sen terziden çıkacaktın. Artık çalışmayacaktın. Kıt kanaat geçinecektik ama mesut olacaktık. Bir lokma bir hırka yeter diyorduk. Sen demiştin, hatırlıyor musun? Bir lokma bir hırka. Yapma olursun Yılmaz. Ben böyle olsun istemedim. İstemedin mi? Züleyha. Demir mi seni zorladı? Kurban olduğum yalvarırım, söyle, Demir mi seni zorladı? Söyle, korkma. Züleyha. Demir sana ne yapmış olursa olsun sen benim için tertemizsin. Lütfen söyle. İstersen çekip gideriz buradan. Oğlunu da alırız, çekip gideriz. Ben oğluna baba olurum. Evladım olur o benim. Lütfen söyle şimdi. Demir mi zorladı? Hadi söyle, ne olur. Hayır. Demir bana zorla bir şey yapmadı. O öyle biri değil zaten. Beni seviyor.
Sen de onu seviyor musun? Sen de Demir'i seviyor musun Züleyha? Yılmaz ne kadar... Soruma cevap ver! Sen de onu seviyor musun? Niye ilan söylemeye çalışıyorsun? Ne halde olduğumu görmüyor musun? Sen de Demir'i seviyorsun. Aşık bilseydin ne olurdu? Demir'in karısı olmaz mıydı? Ne olurdu bilseydin? Anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum? Demir'in servetini seçtiğini mi anlamıyorum? Gözünü nasıl boyadığını mı anlamıyorum? Benim bir kalemde nasıl... Ağlama! Yüzüme bak! Neyi anlamıyorum? İdam yemiştin. Seni asmasalar bile ömür boyu mapus yatacaktın. Çok yalnız kaldım. Kimsesiz kaldım. Konaktakiler bana düşman oldu. İstanbul'a gitsem abim beni yine satacaktı. Çaresiz kaldım. Ne yapabilirdim? Sen seçtin bunu. Kabul etmeyebilirdin. Seni zorlamadılar. Sen seçtin bunu. Sen seçmedin mi? Sen serveti seçtin. Servetle alakası yok. Neyle alakası? Neyle alakası var? Demir beni öyle güzel sevince... Sen de ona aşık oldun. Cevap yazmadan güne inanmıştım. Ama insan inanmak istemiyor işte. Keşke yazsaydın be. Keşke iki satır bir şey yazsaydın, seni unuttum deseydin. Seni gönlümden sildim deseydin de. Ben yolumdan çekilseydim. Yazsaydın seni anlardım biliyor musun? Ama sen yazmadın. Ben her Allah'ın günü Allah'a dua ettim. Bir şey yazsın diye, iki satır bir şey yazsın diye. Her Allah'ın günü gardiyanın yolunu gözledim. O koğuşa girdiğinde benim yüreğim yerinden çıkıyordu. Allah'ın günü. Ama sen yazmadın. Ama ben o halde bile seni düşündüm biliyor musun? Benim kurban olduğum zor durumdadır, dardadır dedim. O yüzden yazmamıştır dedim. Ben o anda bile seni düşündüm. Allah bilir bir türlü bela versin. Beni idama sen mahkum ettin Züleyha. Mahkeme değil. Yazmazsam zaman unutursun zannettim. Öyle mi düşündün? Benim orada tutunacak tek dalım sendin. Sen böyle mi düşündün? Yazıklar olsun. Ama şimdi Demir'i sevdiğine inandım. Demir Züleyha seni bir haftada unuttu derken haklıymış. Şimdi inandım. Eyvallah.
Şimdi onu sevdiğine inandım Züleyha. Buraya sadece Demir'i sevdiğini söylemek için gelmedin herhalde. Şimdi senin başka söyleyeceklerin de vardır. Değil mi Züleyha? Söyle, çekinme. Kocam ve çocuğumla biz çok mesuduz de. Bırak bizim peşimizi de. Git buralardan de. Demir bunları söylemen için göndermedim seni buraya. Yoksa sadece sen mi konuşmak istedin benimle? Bir de ben konuşayım, belki o zaman yakamızı bırakırım dedim. Öyle mi oldu? Kocanı öldürmemden mi korkuyorsun? Merak etme. Demir'in canını 1000 kere alsam da içim soğumaz. Ama üstüme gelmedikçe onun kılına zarar vermeyeceğim. Merak etme. Çocuğunu yetim bırakmayacağım Züleyha. Huzurunuzu bozmayacağım. Şu andan itibaren hayatından çıktım Züleyha. Senin Yılmaz'ın bu sefer gerçekten öldü. Bir zamanlar benim sevgilimdin. Yanımdayken bile hasretimdin. Şimdi başka bir aşk buldum. Mutluluk senin olsun. Dertler benim, çile benim. Hayat senin, senin olsun. Ben daha ne çile, dertlere yolcuyum. Ben alnına dert yazılan kader mahkumuyum. Fark etmez yavuşamam. Sen mesut ol yeter. Dertler bana gönül vermiş. Ben aşk sarhoşuyum. Dilerim her arzum gerçek olsun. Hayat bu şansın hep açık olsun. Dertler benim, çile benim. Hayat senin, senin olsun. Hatıralar, hasret benim. Ömrüm senin, senin olsun. Büyük bir kumar oynadık mı? Çok büyük bir kumar oynadık. Büyük bir kumar oynadık. Ama kazandık anne. Aşkım ağlıyor bak sessiz sessiz. Çare bensiz, ben çaresiz. Ümidim senin olsun. Sana gelen dertler benim. Mutluluk senin olsun. İsterdim ömrümüz geçseydi beraber. İster miydim ayrılığı gülse.
bak senin geçiyor mevsimler. Bir zamanlar benim sevgilimdi, yanımdayken bile hasretimdi. Şimdi başka bir aşk buldum, mutluluk senin olsun. Dertler benim, hasret benim, ömrüm senin, senin olsun. Ben de böyle olsun istemezdim Züleyha. Bakma öyle. Beni sen mecbur ettin buna. Ben de suçluyum. Seni sevmekten vazgeçemedim. Suçum bu. Sana aşık olduğumda Yılmaz'ın abin olmadığını bilseydim ne yapar, ne eder? Gönlümden çıkarırdım seni. Senden uzaklaşırdım. Mutlaka seni unutmanın bir yolunu bulurdum. Ama bilmiyordum. Sana daha da fazla aşık oldum. Her gece seni düşünerek uyudum. Her sabah seni düşünerek uyandım. Yılmaz, Züleyha benim kardeşim değil dediğinde artık çok geçti. Seni sevmekten vazgeçemeyeceğim kadar geç. Ne yaptın evlat? Anladım. Arz-ı hacet yok, halim ayandır. Söze lüzum yok, susmam kelamdır diyoruz. Anladım evlat, anladım. Ah, fazla ümitlenmiştim be evlat. O kadar ümitlenmeyecektin. Şu çiçeğe çok su veriyoruz, ölüyor. Az su veriyoruz, gene ölüyor. Ümidin de azı karar, çoğu zarar işte. Hayatta her şeyin bir kararı olmalı. Ümidim bile. Bu dünyada hiçbir güç beni seni sevmekten vazgeçiremez Züleyha. Bunu anlardık. Anladım Demir. Seni sevmekten anladım bu. Anladım. Neymiş benim sevmekten anladım? Oğlumuzu alıp Yılmaz'a gitmene müsaade etmemem mi? Bu mu? Ben kaderimi kabullendim Demir. Burası benim yuvam. Canından kıymetli bir oğlum var. Sen de benim kocamsın. Kabul ettim. Bir daha ne kaçmaya kalkarım ne de isyan ederim.
Yarın bir gün sana aşık olmamı bekliyorsan... ...bekleme. Çünkü artık bende gönül kalmadı. Gönlümü gömdüm ben. Sen de bunu kabul etsin iyi olur. Senden aşkını dilenmiyorum Züleyha. Ben sana aşığım ya. O bana yeter. Ama bir gün... ...seni nasıl tutkuyla sevdiğimi gerçekten anladığında... ...sen de bana aşık olacaksın. O günü sabırla bekleyeceğim. Son nefesime kadar sürse bile. Şıkır şıkır giyinmiş mücevherler, takılar, çantası, ayakkabısı. Servet içinde yüzüyorum yani diyor. Demir ona iyi bakmış anlaşılan. Görünce nefesim kesildi biliyor musun? Yemin ederim nefes alamadım. O kadar çok bekledim ki Demir beni zorla aldı demesini. Ne dedi biliyor musun? Ne yapsaydım dedi. Ben mahpusa düşünce içerideyken çok çaresiz kalmışım. Demir de ona öyle güzel sevince aşık olmuş. Öyle mi dedi? Kelimesi kelimesine. Evlat. Ama beni teselli etmeye kalkma. Ben anladım. Ben yanlışı sevmişim. Ben kimim ki seni teselli edeyim? Ben garip bir kulum. Teselliyi Allah verir. Şems'in dediği gibi. Gamzelendi gönül yine devası ahtır. Gönlü mahzun olanın tesellisi Allah'tır. Burada ne yazıyor biliyorsun evlat. Hasbiyallah. Allah bana yeter. Allah'ına sığınma evlat. Allah sana yeter. Elimden bir şey gelmiyor ki baba. Fekelan, kahve yaptım. İçersiniz değil mi? Getir kızım, getir. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sağ olasın. Yılmaz. Sağ ol Gülten. Eline sağlık. Ben Emine ablaya yardım edeyim. Tamam kızım. Getirmiştim sana. Sağ ol Gülten. Yılmaz. Sen bugün Züleyha'yı mı gördün? Evet gördüm. Ne konuştunuz ki? Hiçbir şey. Hakikati nasıl diyeyim sana Yılmaz? Demir Bey Züleyha'yı zorla aldı diyeyim de kan mı çıksın? Ne seninle de Züleyha'yı yaşatır. Thank you.
At Umut, at Murat. Aa, yemekler hazır mı? Hazır, hazır. Buyur. Çok acıktım. İyi misin evlat? İyiyim baba. Hadi otur bakalım. Yarın yeni bir gün. Evet, yeni bir gün. Ne kadar söz varsa düne ait, dünle beraber gitti cancağızım. Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Her yeni gün yeni bir hayattır evlat. Hadi bakalım, afiyet olsun. Yazın seni İtalya'ya götüreyim mi? Balayında sadece beni değil gördüm. Daha Roma var. Hele Floransa. Harika bir şehirdir. Görsen bayılırsın. 15-20 gün gezeriz beraber. Hı? Ablan ne olacak? Annemi bırakırız. Gözün arkada mı kalır yoksa? Bakar tabii. Ondan kuşkum yok ama... ben 15 gün oğlumdan ayrı kalamam demiş. O zaman onu da götürürüz. Daha çok küçük. Biraz daha büyüsün. En azından bir yürümeye başlasın. Ne yani canım? Çocuğumuz küçük diye tatil yapmayacağız mı? Hem ailemizin yeni ferdi. Hayatımıza ayak uydurması lazım. İyi akşamlar Demir Bey. Afiyet olsun. İyi akşamlar, sağ olun. Nasılsınız Züleyha Hanım? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Küçük Bey nasıl, büyüdü mü? Büyüdü, bayağı büyüdü. Maşallah, ikiniz de öyle güzel görünüyorsunuz ki. Allah saadetinizi daim etsin. Sağ olun, amin. Pekala, biz sizi tutmayalım. Afiyet olsun. Size de. Bak ne diyeceğim. Adnan'a bir mürebbiye tutacağım. Ama Fransız mı olsun, Alman mı olsun karar veremedim. Ne dersin? Ben mürebbiye istemem Demir. Bir tanem tatile giderken o da gelir. Biz gezdiğimiz zamanlarda oğlumuza bakar, fena mı? Oğlumu kimseye teslim edemem, ben bakarım. Almancayı, Fransızcayı nasıl öğrenecek peki? Koleje göndeririz. Sen mürebbiyenden mi öğrendin? İsmail Usta, var mı sıkıntı? Yok beyim, her şey rayına oturdu artık. Teknisyen arkadaşlar da çok yardımcı oldular. Birçok arkadaş işi kavradı bile. İyi. Vardiya listesi hazır mı? Hazır abi. İki vardiya çalışıyoruz. Gece 10'da paydos. Güzel. Hacet'in bu yemekhane ne durumda? Abi bana bir yarım saat müsaade et. Hemen göstereceğim. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Nasıl olmuş abi? Ha şöyle ya. Vallahi çok güzel olmuş. Eline sağlık. İnsan gibi yesinler yemeklerini. Çok güzel olmuş. Eyvallah abi. Usta, iyi besleyeceksin değil mi benim çalışanlarımı? Elbet beyim. Ne var yemekte? Tavuk mu var? Tavuk, pilav, ayran. Ayran. Tatlı var mı tatlı? Olmaz mı beyim? Baklava var. Oo, maşallah. Ya dağıt bakalım hadi. Hadi gelin arkadaşlar hadi. Eyvallah. Hadi afiyet olsun. Düşündüğümden güzel bir şey. Eline sağlık. Sayende abi. Sayende. Börek harika olmuş Saniye. Afiyet olsun beyim.
Bunu yeni öğrendi. Tavada 2 dakikada yapıyor maşallah. Ya sen hiçbir şey yemiyorsun. Niye yemiyorsun kızım? Yesene hadi. Yedim anne. Ellerine sağlık Saniye. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bana bir tuzsuz peynir getirebilir misin? Tuzsuz? Hı hı. Getireyim. Afiyet olsun. Sağ ol Sabahattin. Gel kahvaltı edelim beraber. Sağ ol Demir. Kahvaltımı ettim ben. Hünkar Hanım, hala bekliyorum. Bu rezaleti siz temizleyecek misiniz yoksa ben mi temizleyeyim? Ne rezaleti ya? Hayırdır, ne oluyor? Demir'e bir şey söylemediniz mi? Ne oldu Sabahattin abi? Neyi söyleyecek Sabahattin? Gülten'le hakkında dedikodu çıkarmışlar Demir. Güya ilişkimiz varmış. Ne diyorsun sen Sabahattin? Gülten o yüzden nişanı atmış. Ben de o yüzden Şermin'e boşanma davası açmışım. Şermin Gülten'i dövmüş herkesin içinde. Ne? Anne ne oluyor? Bu mu sizin adaletiniz Hünkar Hanım? Bu iğrenç dedikoduyu çıkaranları cezalandıracağınıza... bedenini günahsız bir kıza mı ödettiniz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sakin ol. Saniye git Gülten'i çağır bana. Niye bakıyorsun Saniye? Git Gülten'i çağır bana. Beyim, biz Gülten'i köye yolladık. Ben gönderdim. Ortalık yatışsın yine gelir. Ne münasebet anne? Gülten tertemiz kız. Namuslu, dürüst. Elimize doğup büyüdü ya. Kim çıkarıyor bu lafları Allah aşkına? Kim çıkarıyor? Kafur! Git Kafur'u çağır bana. Buyur beyim. Herkesi topla, tüm çalışanları. 5 dakika içinde karşıma. Herkesi, herkesi. Demir, Allah aşkına bu konuyu niye bu kadar uzatıyoruz biz? Burası konak oğlum. Bin türlü insan çalışıyor, bin türlü laf ürüyor her gün. Anne, Gülten'den bahsediyoruz. Senin eline doğmuş bir kızdan. Tamam işte. Ya mevzuyu bu kadar uzattığın zaman kızın adını daha çok dillendiriyorsun. Asıl şimdi çözmezsek dillendireceğiz. Namus meselesi bu anne. Gülten'in namusu da bize emanet. Ben Gülten'e kefilim anne. Bak kimseye olmam ama bu konuda Gülten'e kefil olurum. Tertemiz kızın namusuna da laf getiriyorlar. Sen de suçsuz günahsız kızı köye mi yolluyorsun yani? Ne yapayım ben? Başka çözüm bulamadım oğlum. Böyle çözüm olmaz. Hem bizim de adımızı kirletiyorlar. Ya Yamanların damadıyla kızın adını çıkarmışlar. Müsaade mi edelim anne? Ben de müsaade etmedim zaten Demir. Anne sen bu meselelerde çok hassassın. Ne oldu? Niye atladın bu mevzuyu? Allah Allah. Niye atladım acaba? Bir yandan seninle uğraşıyorum, bir yandan karınla uğraşıyorum, bir yandan canımla uğraşıyorum. Niye ihmal ettim acaba? Sabahattin'in boşanma davası açtığından haberin var mıydı? Vardı. Da ben ciddiye almadım. Ciddiye mi almadın? Ne alacağım Allah aşkına? Al işte geri geldi evine. Zaten nereye gidecek? Ayrıca adam haklı. Yani tamam boşanma falan olmaz da. Ama o Şermi de çekilecek dert değil yani. Adam haklı. Bittik Saniye. Bittik biz. Dizlerim titriyor. Allah'ıma kitabıma bayılacağım şimdi ya. Kız kendine mukayyet olmuş. İş geliyormuş. Yenge, ne oluyor? Niye topladınız millete? İçinizden biri, eniştem Doktor Sabahattin'le Gülten hakkında iğrenç bir dedikodu çıkarmış. Ne dedikodusu be? Dedikodu falan değil. Şermin, sus kızım. Böyle bir şey yok. Beni anladınız mı? Böyle bir şey yok. İkisine de ben kefilim, ben! Böyle bir şey yok. Demir, müsaade edersen ben meseleyi bir izah edeyim. Anlamayan varsa anlasın. İçinizden biri Gülten de beni çamaşırlıktan çıkarken görmüş. Önce ben çıkmışım, arkamdan Gülten. Doğru. Gülten de çamaşırlıkta konuştum. Tıpkı birinizle ahırda, birinizle değirmende, birinizle siloda konuştuğum gibi. Niye konuştum sizinle buralarda? Çünkü doktorum ben.
Sağlığınızla ilgili sıkıntınız vardı. Kimse duymasın. Gizli de muayene ettirdiniz. Ettim. Öyle değil mi? Aynı sizi gördüğüm gibi Gülten'i de gizli de gördüm. Ama siz işin aslını astarını bilmeden iğrenç bir lafı ağızdan ağza dolaştırmaya utanmadınız. Hanginiz sağlığınızla ilgili bir meseleyi bana danıştı da geri çevirdim. Doktor bey, muayenehaneye gelemem. Sen değirmene gel. Ya da Huğlar'a gel dediniz de gelmedin mi? Bu mu karşılığı? Hepinize yazıklar olsun. Sana da yazıklar olsun. Kim bu iğrenç dedikoduyu çıkardıysa ortaya çıkacak. Anladınız mı? Kim gördü enişteyle Gülten'i? He? Kim gördü de bu dedikoduyu yaydı? Söyleyin! Bakın son kez söylüyorum. Ortaya çıksın. Söz veriyorum, affedeceğim. Anlaşıldı peki. 10 dakika size müddet. 10 dakika içinde bu iğrenç dedikoduyu kim çıkardıysa ortaya çıkacak. Bana gelip af dileyecek. 10 dakikanız var. Ya bu dedikoduyu ortaya yayanı bana söyleyeceksiniz ya da alet olduğunuz için hepinizi göndereceğim. Hepinizi. 10 dakikanız var. Nasıl bir konuşsun dayı? Kim çıkardı? Neyi duydunuz? Ne bakıyorsunuz? Konuşsanıza. Kim biliyor? Rezillik vallahi. Bu ne böyle? Demir. Dedikodu falan değil. Ben de şüpheleniyorum. Neyden şüpheleniyorsun Şermin? Gözünle bir şey mi gördün? Sabahattin çok değişti son günlerde. Bu mu yani? Şermin'cim, Gülten'i hepimiz tanıyoruz kızım. Böyle bir şey yapması mümkün değil. Aa! Ya Şermin'cim, Sabahattin'i 25 yıldır tanıyorum. Böyle bir şey yapması mümkün değil. Adam zaten kendini izah etti. Bak sen akıllı bir kadınsın. Niye milletin pis pis laflarına kanıyorsun böyle? Ay ne bileyim Demir. İnandım işte ben de. Sabahattin boşanma davası açıyor da niye bana söylemiyorsun? Açıyor da ne oluyor Demir? Boşayabilecek mi sanki? Dava açması yetmez mi? Ne diyecekler mahkemede? Yamanların kızını boşayamazsın mı diyecekler adama? Ben ister miyim Demir? Ama Sabahattin tutturdu boşanalım boşanalım. Ne yapacaksa boşanıp. Neyse. Bak bunu sonra konuşuruz. Şimdi Sabahattin'in üstüne gitmeyeceğim. Ama boşanmanıza izin vermem ona göre. Memnun olurum. Yani ben de bu saatten sonra kocası Şermin'i boşadı dedirtmek istemiyorum kendime. Yediğin haltı beğendin mi Fadik? He? Abi vallahi billahi bilmiyordum ben böyle olduğunu. Senin suratına tüküreyim. Dedim değil mi? He? Gülten namusuna laf getirecek kız değildir. Öyle bir şey olmadı demedin mi? He? Dedim. Sen ne yaptın? Gittin bu el alemin hepsine yaydın. Ne olacak şimdi? He? Ne olacak? Gülten'in de yüzü temize çıktı. Ne yapacak Fadik? He? Kudur başını ya şimdi. Abla, kurban olayım Demir Bey'e söylemeyin. Ne olur söylemeyin. Yalvarırım söylemeyin. Hiç kusura bakma Fadik. Hiç kusura bakma. Kimden çıktıysa söyleyemiyorum. Ya müvezzirin bir yüzünden içimizden mi olacağız? Vallahi Kevser dedi bana. Kız gel buraya. Bak Asiye Kevser'den duydun diyor. Git söyle beye. Affedecek. Fadik dedi İbo. O görmüş. Gülsüm de yanımdaydı. Gülsüm söylesene. Demir Bey'im. Ya söyle Kevser, sen mi çıkardın yoksa dedikoduyu? Haşa beyim, tövbeler olsun. Fadik dedi. Fadik mi?
Öyle mi Fadik? Beyim, vallahi billahi... Kes! Yazıklar olsun sana. Bugüne kadar bu konaktan bir sürü adam geçti. Uğursuzu, hırsızı. Kimini affettik, kimini de selametle gönderdik. Ama ne büyük hanımınız, ne de ben tek bir kişiyi böyle hepinizin önüne göndermedik. Haysiyetiyle oynamadık. Ama bu mesele tertemiz, günahsız bir kızın namus meselesi. Her şeyi affederim ama bunu affetmem. Senin bu konakta yerin yok Fadik. Gideceksin buradan. Beyim, ne olur affet beni. Yemin ediyorum ben bilmiyordum, yanlış anladım. Gülten de söylemedi bana doğrusunu. Ne olur affet beyim, ben ne yaparım? Lan bacının namusuna laf getiriyorlar. Senin ruhun bile duymuyor. Beyim. Ne biçim bir abisin lan sen? Beyim şöyle izah et. Kes sesini. Kes. Hala utanmadan izah etmeye çalışma. Aslında seni de buradan göndermem lazım Sani. Bu konakta çalışanları yola getirmek senin vazifen çünkü. Ama dua et hamilesin. Bak bu seferlik hoş görüyorum. Bu seferlik. Sen de Gülten neredeyse, hangi köye götürdüysen git al gel. Hemen, hemen getir. Kes. Başka bir şey söyleme bana. Fadik, kalk ayağa, gel buraya. Cemil Bey'in bir daha Fadik'i bu konakta görmeyeceğim, çalışmayacak dedi ama... genç kızsın, ben seni sokağa atamam. Huğulara gideceksin. Eşyalarını topla, bundan sonra huğularda çalışacaksın. Kafur abi, ne olur. Sus kız, ne kafur, ne olur? Onu benim bacıma çamur atarken düşünecektim. Şimdi gideceksin oralara, sürüneceksin. Geç şöyle. Abla ne olursun büyük olma söyle. Affetsin ne olursun, ben ne yaparım oralarda? Ya Rabbel alem. Allah sen benim başıma niye verdi ki? Ha? Niye verdi? Çek şuradan. Al. Fadik, dedikodu çıkmış. Ya bak senin başına patlamış ha. Ben konakta çalışıyorum diye bize nispet yapıyordun. Ne oldu? Geç, burası boş. Kız hadi. Kalacağım ben ya. Ya Fadik sanki hiç kalmadığın yer ha. Hadi. Ya sende de kuş kadar akıl yok ha. Kız biri Gafura'nın bacısı, öteki beyin eniştesi. Gözünle görsen görmedim diyeceksin. Yutacaksın. Sen neyine güven... İbasız! Bir de sen başlama. Canım ayetti zaten. Bana bak. Benimle iyi geçin. Anladın? İyi geçin. Gafura yok artık arkanda. Kafamı bozarsan seni burada bile barındırma. Ona göre. İbo yanlış anladın sen. Şş, İbo değil. İbrahim Ağa diyeceksin. Bir şeye de ihtiyacın olursa haberim olsun. Ben çözerim. İbrahim o.
Yapma. Aptal kafam. Sus işte, kim ne aldı yerse yesin. Allah'ım. Soy bakalım şunları. Ben mi? Yok, büyük hanıma sesleneyim, o soysun. Ya Saniye. Acemi asker miyim ben ya? Ben bu konağın kahyasıyım, kahyası. Kahya mısın sen? Kahya mısın? Benim canımı sıkma Gaffur. Her şeye ben koşuyorum. Fadik gitti, Gülten gitti. Kim kaldı? Bir perişan Saniye. Yahu akşam yemeği yenmiş, gece gece bu neyin patatesi? Yahu yarına lazım, yarına. Ya Gaffur Efendi. Haydi Allah aşkına. Haydi konuşma da soy şunları. Daha zibil gibi bulaşık var ya. Tamam, tamam. Ne alt yiyeceğiz Saniye? Hı? Demir Bey'e gidip Gülten Yılmaz'ın yanında desem var ya. Dakikasında öldürür beni. Yeminle diyorum böyle kafamı taşla eze eze öldürür. Onu Gül gibi kızı Abdi Hıyar'ına vermeden evvel düşünecektin. Bul şimdi bir yolunu bulabilirsen. Ya ne yapsaydım Saniye? He? Oo, içileli başım, hoş. Vallahi başıma ne geldiyse o salak bacım yüzünden geldi. Salak, sırık. Saniye. Meyve soyalım diyecektim de ne yapıyorsun Gaffur? Patates mi soyturuyorsun? He büyük hanım, ne yapayım? Yalnız Saniye, ben de patatese giriştim. Niye yalnız kalsın canım? Kevser'i çağırırız, o yardım eder Gülten gelinceye kadar. Gülten'i ne zaman getireceksin? Kısmetse yarın getireceğim köyden. Tamam ama oyalanma olur mu? Tamam büyük hanım. Saniye, niye sana böyle bakıyorum biliyor musun? Ne oldu? Sana kırgınım. Bir kusurum mu oldu hanımım? Ben Demir'den mi öğrenecektim senin hamile olduğunu? Ya aşk olsun yani, Demir bile biliyor, ben bilmiyorum. Yok hanımım, bu Gaffur Demir Bey ağzından kaçırmış. Yoksa öyle hani müjdele haber vermek gibisine değil. He büyük hanım doğru. Vallahi sevincimden ağzımdan kaçırdım. Ben de çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun, analı babalı büyüsün inşallah. Ah, sağ olun. Seni bir doktora götüreyim. Kontrol altında ol. İlk çocuk önemli. Allah razı olsun. Hadi sen de Kevser'i çağır. Gelsin şurayı, bulaşıkları falan yıkasın, toplasın. Tamam büyük hanım. Sonra patatesleri soymaya devam. Tamam. Bak bana çok konuşursun diyorsun. Sen kendine bak. Büyük hanım da nazar yedik. Kadın haklı. Haklı yani. Ya sen gidip Demir Bey'e benim karım gebe demeye utanmadın mı? Kız keyfimden mi söyledim? Demir Bey Yılmaz'ın ırgatları aldığını öğrenince köpürdü, köpürdü. Benim hanım gebe demeseydim kovuyordu beni Saniye. Aslan oğlu. Daha doğmadan uğur getirdi Saniye. Ne ulan öyle? Belki kız olacak. Kız da olur Saniye. Hayırlısı olsun, kız olsun. Ama ulan öyle hissediyorum kız. Hadi o işçilik yapma, hadi. Hadi çabuk git Kevser'i çağır, buraları mis gibi yapsın. Hadi, tamam. Of, hadi. Hadi. Nasıl oluyormuş kös kös eve dönmek? Boşanacakmış. Kolaydı. Ben Yamanların kızıyım Sabahattin. Beni boşayacak adam daha anasının karnından doğmadı. Doğdu Şermin, doğdu da senin haberin yok. Gör bakalım. O mahkemeye adım attırabiliyor musun bana? Benim acelem yok. Seni 22 sene çekmişim. Bir sene daha çekerim, ne olacak? Önünde sonunda o atlaya gideceksin. Ne yapıyorsun sen?
Sana ne yapıyorsun dedim. Boşanana kadar burada kalacağım. Öyle mi? Bundan sonra yemeğini kendin yaparsın, çamaşırını da kendin yıkarsın o zaman. Beni bunlarla mı korkutacaksın? Çok zavallısın, farkında mısın? Sensin zavallı. Seni bir daha görmek istemiyorum. Akşam eve geldiğimde karşıma çıkmazsan iyi olur. Boşanacakmış. Boşan be. Ben de İstanbul'a taşınırım. Demir'le hünkâr bir şey değil de... Betül ortalığı yıkar adam senden genç diye. Çetin, İsmail Usta çok zorlanıyor. Adama iki tane vardiya bindirmişiz. Olmaz öyle şey. Doğru diyorsun abi. Bizim Salman vardı, olur mu dersin? Aleyküm selam. Salman, vallahi yetenekli çocuk. Makinelerden de anlıyor. Hemen kaptı işi, olur bence. İsmail Usta'ya sorsana bakalım, Salman ister mi? Tamamdır abi. Yılmaz Bey'im buyur. Bir kahvemizi içmez misin? Şeref verirsin. Ne demek, o şeref bana ait. Buyurun. Buyurun. Yılmaz Bey değil mi bu? O herhalde. Aslan gibiymiş ha. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz beyim. Beyim, ben Mehmet. Kahveci Mehmet. Memnun oldum Mehmet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyor musun beni? Adana'da şanını duymayan mı kaldı beyim? Eyvallah. Kahveni nasıl içersin? Orta içerim. Çabuk lan, duymadın mı? Beyim, Adana'mıza hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben de artık Adanalı sayılırım. Ne demişler? Doğduğun yer değil, doyduğun yerdir memleketin, öyle değil mi? Doğru. Irgatlar dualarını senden eksik etmiyorlar. Allah Yılmaz Bey'den razı olsun diyorlar. Eyvallah, eyvallah. Allah onlardan da razı olsun. Toprağa emek veriyorlar, toprağa can katıyorlar. Çırçırı fabrika yapmışsın diye duyduk. Yaptım. Daha da büyüteceğim inşallah. Cihan Pamuk işletmelerini Adana'ya yakışır bir fabrika yapacağım. Hayırlısıyla inşallah. Burası Çukurova. Ben de artık buralıyım. Burayı geliştirmek vazifemdir. Ne güzel dedin. Sanayi getiriyorum buraya. Artık ilkel makine devri bitecek. Herkese iş sağlayacağım. Kimse işsiz kalmayacak, merak etme. Allah razı olsun beyim. Ha bu arada eli makineye yatkın gençlerde Çetin adını yazdırsın. Unutmayın, tamam mı? Allah senden bin razı gelsin beyim. Sağ ol. Eyvallah. Adın ne senin? Cafer beyim. Cafer. Maşallah. Ateş gibisin Cafer. Sağ ol. Estağfurullah, estağfurullah. Mehmet Usta, yenilesene herkesin çayını. Çayları tazele oğlum. Sen çok şanslısın Züleyha. Vallahi Hünkar teyze melek gibi bir kadındır. Benimki tam cadım. Ay, her şey karışıyor. Onu öyle yapma, bunu böyle yapma. Ay koskoca kadın olmuşum, iki tane çocuğum var. Bırak nasıl istersem yapayım değil mi? Vallahi bazen canımdan bezdiriyor. Cengaver bir şey demiyor mu? Ne diyecek Allah aşkına işte. Yaşlı kadın, idare et, duymazlıktan gel falan diyor da yani demesi kolay. Irgat milleti sana minnettar beyim. Yılmaz Ağa'nın yaptıkları diğer ağalara misal olsun diyorlar. Milletin karnı doydu beyim. Sayende sıcak yemek yiyorlar. Sayende eyvallah. Toprakla çalışan memnunsa ne mutlu bana. Artık bize müsaade. Uğurlar olsun beyim. Allah razı olsun beyim. Ayağında sağlık. Bu arada bir sıkıntınız, bir derdiniz olursa kapım her daim açık. Mutlaka beklerim. Allah razı olsun beyim. Allah senden razı olsun beyim. Evet efendim. Hadi Allah'a emanet olun. Selam beyim. Bekleriz yine. Abi kağıt kalem verin, ben hemen isimleri yazayım. Nereye
Hadi be. Buyurun. Sağ olasın. Ellerin dert görmesin. Sormazsa ayıp olmazsa. Ne yazıyorsun ha? Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Bu dünya yok mu bu dünya? Biz bu dünyayı değiştirmek istedik de olmadı. Ama dünya da bizi değiştiremedi. O yüzden de böyle hattatlığa başladık. Ama beceremiyoruz işte. Yo, çok güzel olmuş. O senin kalbinin güzelliği Gülten. Sağ ol. Başka bir emrin var mı? Estağfurullah. Emrimiz olmaz, ricamız olur. Sağ olasın. Afiyet olsun. Gülten. Buyur ağam. Burada kalmaktan memnun musun kızım? Çok memnunum. Allah senden de Yılmaz'dan da razı olsun. Biz de senden razıyız. Sağ ol. Ama abin başımıza bela olur. Sen iyisin ve evine dön dersen. Ama şimdi o nasıl söz? Hani abindir, kötü bir şey söylemek istemiyorum ama... abim bizim başımıza bela falan olamaz kızım. Sen burada kalmak istediğin müddetçe burası senin yerindir. Tamam mı? Sağ ol. Sen de sağ ol. Sen Yılmaz'ı ne vakittir tanıyorsun? Konağa geldiği ilk günden beri. Yılmaz mahpustayken sen Züleyha'yla yakın mıydın? O gelin hanımdı. Gelin hanımla ne kadar yakın olabilirsem o kadar. Ya olsun canım, gene de iyi kötü tanıyorsunuzdur birbirinizi. Aynı çatı altında o kadar vakit geçirdiniz neticesinde. Züleyha sana yüreğini açtı mı? Züleyha'nın gönlünde Yılmaz vardı diye mi soruyorsun ağam? He. Onun için soruyorum. Var mıydı? Fakat o elbisem terzi işi değil, Demir onu Paris'ten getirtti. Ama istersen senin için kalıbını çıkarabilirim. Yani dikişten anlarım. Tabii olur, hatta beraber dikeriz. Tamam, tamam Nihal'cim. O zaman sen kumaşları hazırlarsın. Tamam, iyi akşamlar. Ne oldu? Niye öyle baktınız? Artık yüzün gülüyor. Çok seviniyorum. Hep böyle ol. Demek insan isteyince mutlu olabiliyormuş, değil mi? İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk bir tanem. Oğlan nerede? Yeni uyuttum. Bak sen kerataya. Hep benim geleceğim saati buluyor uyumak için. Ne yaptınız Nihal'le? İyi vakit geçirdiniz mi? Çarşıya gittik, alışveriş yaptık. Kulüpte yemek yediniz mi? Yok, misafir varmış akşama. Başka zaman yaparız dedik. İyi peki. Saniye, siz ne yaptınız? Neyi beyim? Gafur Gülten'i getirecekti. Ha yok, getirmedi. Sebep? O şöyle oldu. Gafur bugün köye gitti. Gülten'e almaya. Suna Bibi'nin yanına yollamıştı biliyorsunuz. Suna Bibi Gafur'un akrabası. Uzatma, mevzuya gel. İşte Suna Bibi dam düzlerken düşmüş. Gafur'a da yalvarmış, demiş bu kız benim yanımda kalsın iki gün daha, elim ayağım oldu diye. Yani Gafur da kıyamamış. Geldi bana dedi ki... Getirmedi yani. İşte Suna Bibi düzelince. Suna Bibi falan anlamam ben.
Gülten yarın akşam buraya gelecek. Git öyle söyle Gafur'a. Tamam bey. Gafur. Kız Kevser, bu ne? Ha? Böyle mi çay demlenir? Bu ne bunun rengi? Koy şunları. Sen büyük hanıma servis yapıyorsun bunu. Biraz ciddiye alman gerekiyor ya. Ver onu. Koy anacığım. Aa, şunun rengine bak. Koy. Hadi yürü git. Dökmeden saçmadan götür. Haydi. Şunların rengine bak. Kız Saniye. Bu incikler çok güzel olmuş. Bir tane daha koysana kız hadi. Doyamadım. Zukkum ye zukkum. Zukkum ye. Ben sana bir doyuramadım. Aklın hala boğazında. Kız ne oluyor? Sen niye eser ekleniyorsun yine? Bir dinle. Biraz önce Demir Bey, ben anlamam. Yarın akşam Gülten bu konakta olacak dedi. Yok demedim mi Suna Bibi damı düzlerken düşmüş diye? Yok demedim. Zaten Suna Bibi'ye de göndermedik. Yılmaz almış götürmüş dedim. Oy başım. Oy başım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gideceksin alacaksın kızı Yılmaz'ın elinden. Ne yapacağız? Yılmaz'ın elinden alacağım. Eyle mi? Eyle. Ya ne? Vermezse? Vallahi vermezse. Gelirsin Demir Bey'e dersin ki Demir Beyciğim bele bele benim bacım gitmiş. Yılmaz'a sığınmış. Yılmaz benim bacıma geri vermiyor. Sus! Bir de alay ediyorsun benimle ha. Gafur öyle ya da böyle. Gideceksin kızı Yılmaz'ın elinden alacağım. Gülten'e Yılmaz'ın yanında olduğunu duyarlarsa var ya. Allah. Kalbim sıkışıyor Saniye. Yemin ediyorum kalbim sıkışıyor. He bizim de sıkışıyor. Hatırlamadın mı? Hatırlamadım. Sabahattin abi seni ameliyat ederken ısırdığın kaşık bu. Sende ne iş var Gülten? Yemek hazır mı? Hazırım. Balcan dolması yaptık. Buyur. Aa, çok severim. İçine kuyruk yağı da koysaydınız. Koymaz mıyız? Emine ablam çok güzel yaptı. Emine'nin eli lezzetlidir ama biraz tuzlu yapar o. Evlat. Bu kızın gönlü sana düşmüş. Ne zamandır böyle? Gördü ilk günden beri. Siz konaktayken senin Züleyha'yı sevdiğini bilmiyor muydun? Bir zamanlar sevdim Züleyha'yı. He. Bir zamanlar sevdiğin Züleyha. Şimdi değil. Yılmaz. Makinalara bak hele. Hepsi gıcır gıcır. Bu fabrikadaki en önemli makine bu abi. 40 tane insanın yaptığı bütün işi, çıkardığı bütün kamuyu tek başına bu makine çıkarıyor abi. Anladın mı? Çok affedersiniz hemen geliyorum. Az. Sen baş bakmayacaksın, tamam mı?
Yılmaz. Yürü lan. Ne işin var lan senin burada? İçeride de gıcır gıcır makineler var Yılmaz. Hepsi de yeni. Senin mi? Benim. Hayırdır? Hiç. Dükkanı güzel yere kurmuşsun Yılmaz. Ne dedin sen? Bey diyeceksin. Yılmaz Bey diyeceksin. Anladın mı beni? Yılmaz? Ya biz... Asker arkadaşız değil mi? Niye geldin Gafur? Söyle bakalım. Bülten almaya mı geldin? He. Ver bacım, ben alıp götüreyim. Niye? Dört çocuklu nursuz bir ihtiyara ver diye mi? Yo, haşa, tövbe. Ben Gülten'i hiç kimseye vermeyeceğim. Yeminle diyorum ya. Ben ona gözüm gibi bakacağım Yılmaz. Gülten benim misafirim Gafur. Ne zaman isterse o zaman gider. Yılmaz. Şş. Bey, Yılmaz Bey. Kulun kölen olayım ben senin. Bak, bacımın seninle kalması münasip değil bir kere. Ya ben bu kızın ismini temizleyene kadar canım çıktı zaten. Bir gören duyan olur, sonra ben millete kendimi nasıl anlatırım? Büyüklük sende kalsın. Ver bacımı, alıp götüreyim Yılmaz. Gülten'in benim evimde olduğunu Demir duyar diye çok korkuyorsun değil mi? Gülten senin umurunda bile değil. Sen Gülten'in abisi olmayı hak etmiyorsun. İnsan abisini seçemiyor. Şimdi beni iyi dinle Gafur Efendi. Gidip Gülten'e soracağız. Sen de gitmek istiyor mu, istemiyor mu diye. Eğer istiyorsa alıp götürürsün. Ama istemiyorum derse... başımın üstünde yeri var. Anladın mı? Domdomlar hazır beyim. Eyvallah Hayri. Şunu da sar bakayım. Olur. Fişek de lazım mı? Ver. Yılmaz Bey, Çırçır'a bir sürü makine almış diyorlar. Makine mi almış? Hı hı. Makinelerle donatmış. Üstelik tabelayı da değiştirmiş. Kocaman harflerle Cihan Pamuk İşletmeleri diye yazmış. Cihan neyse, üstelik işçi de çıkarmayacakmış. Üstüne işçi alacakmış. Ulan gözünüzde ne büyüttünüz elin köpeğini be. Ne kadar meraklısınız berduştan bey yapmaya. Ben konuşulanları söylüyorum beyim. Ağam nereye? Paketler. Kolay gelsin. Sağ ol evlat. Yılmaz hoş geldin. Hoş bulduk. Gülten Gafur geldi, seni eve götürmek istiyormuş. Fazlaysam giderim. Olur mu öyle şey? Ne demek fazlaysam? Şimdi yanına gideceğiz. Ben gelmek istemiyorum diyeceksin, tamam mı? Hadi gel bana. Ulan elin çulsuzunun evine bak ha. Nereden buldun bu parayı, bu serveti Yılmaz? Kim bilir kimin ümüğüne çöktün. Gülten, kınalı kuzum. Kız bizi o kadar korkuttun, o kadar korkuttun ki... bakmadığımız yer kalmadı Gülten. Yengen öldü, öldü, dirildi kız. Bizi bir daha korkutma bacım, ne olursun. Hadi. Hadi gel eve gidelim. Oğlum, ağır ol. Orada dur bakalım. Yılmaz. Şş. Yılmaz Bey, fazla uzatmayalım. Ben bacımı alayım gideyim. Ha? Hadi. Şş. Gülten, benim başımın üstünde yerim var. İstediğin kadar kalabilirsin. Şimdi söyle. Gafur'la gitmek istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. Sen... Şşş. Akıllı ol, ayağımın altına alırım seni. Gülten, kurban olayım bacım. Bak ne olursun. Ya senin yerin benim yanım.
Bütün Çukurova'ya beni rezil rüsva mı edeceksin? He? Ya hadi gel gidelim. Ben millete ne derim? Hadi. Beni Abdi denen o ihtiyara vermeden önce düşünecektin onu. Hiçbir yere gelmiyorum. Burada kalacağım. Kız tövbe diyorum ya Allah'ıma kitabıma. Şerefime diyorum seni hiç kimseye vermeyeceğim. Gözüm gibi bakacağım. Seni bir daha asla üzmeyeceğim. Kız. Boşuna yalvarma. Gelmiyorum. Gülten. Gülten. Gülten'i duydun. Gelmiyorsun. Bu iş burada kalmaz Yılmaz Efendi. Bey diyeceksin. Yılmaz Bey diyeceksin bana. Defol! O Demir'e de söyle istiyorsa gelsin alsın. Gelmem dedi Saniye ya. Bana gelmem dedi. Dur. Dur ben bir yolunu bulacağım dur. Ne yolunu bulacağız ya? Ben onun var ya kafasına sıkacağım kafasına. Ya artık evvel evvel konuşma. Ne yapacağız Saniye? Ha? Demir Bey sorarsa ne diyeceğiz? Hani Gülten derse ne diyeceğiz? Benim aklıma bir yol geliyor ama. Ne? Saniye. Kız söylesene. Yani bu yaklaşık 6 ay içinde 14 tonla 20 ton arasında bir üretim. Vallahi Yılmaz'cığım sanayi odası fikri çok aklıma yattı. Benim de. Adana'mız için geç bile kalınmış bir yer. Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun. E o zaman kuruyoruz sanayimizi. Kuruyoruz inşallah. E hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ali Rahmet. Ölmemiş. Niye öyle düşünmemi istedi? Niye geri döndü? Kim ki o sanayi odası kuruyor ya? Ona mı kalmış sanayi odası kurmak? Ortalığı çok boş bıraktık Cengo. Asıl mesele o. Onu o ortalığa gömeriz de. Bakma sen. Demir Bey rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Kuyumcu Sakıp Bey geldi. Size göstermesi gereken çok mühim şeyler varmış. Kuyumcu Sakıp mı? Neymiş bu kadar mühim mesele? Bilmiyorum ama Demir Bey'i mutlaka görmem lazım diyor. Tamam gönder gelsin. Merhaba Demir Bey. Merhaba. Hoş geldin Sakıp. Demir ben çıkıyorum. Sonra konuşuruz. Buyur. Nedir bu kadar mühim olan mesele? Demir Bey, geçen hafta ortağım bunları birinden almış. Üzerinde Şeye Yaman yazan bu yüzükten anladım. Siz de bir bakın. Zannederim sizin aile fertlerine ait. Belki haberiniz yoktur diye görmenizi istedim.
Kim getirip sattı bunları? Vallahi bilmiyorum, ben yoktum. Ortağım getireni daha önce hiç görmemiş. Buralı birine benzemiyordu dedi. Demir, hayrola? Ne oldu yüzünden düşen bin parça? Bunlar ne Şamil? Bunlar aile yadigarı. Başkasının elinde ne geziyor? Kendine ne işler çeviriyorsun sen? Demir, benim mücevherlerimin sende ne işi var? Satılmış. Satılmış, anlıyor musun? Kuyumcu Sakıp getirdi bugün bunları. Ah, eyvahlar olsun. Şermin mi? İnanmıyorum. Şermin? Almış o zaman. Almış. Almış işte. Vallahi çalmış. Ay, her şeyimi almış. Kim çalmış ya? Kim çalacak? Gülten, Gülten kim çalacak? Evet, evet işte o almış, o almış. Her şeyimi götürmüş. Kocamı ayarttığı yetmedi. Bir de gelmiş odama bütün mücevherlerimi çalmış işte. Bak sakin ol. Kocan ayartmadığını biliyoruz. Günahını alma kızım bilip bilmeden. Nereden biliyoruz ayartmadığını Demir? Ha? Nereden biliyoruz? Bunun abi Çarık'la Erkan'la harp... Bunların akılları fikirleri menfaatte. O Gülten var ya, o Gülten. Seni beni sulu getirir, susuz götürür. Tabii, tabii konaktan gönderileceğini anlayınca... girdi odama, neyim var neyim yoksa her şeyimi aldı götürdü. Ya Demir, bunu Gülten'den başka hiç kimse yapmış olamaz. Ya konağın kapısında bir sürü koruma var. Yabancı biri giremez ki buraya. Ondan başka kim alacak? Tamam, bir sakin ol Şermin. Tamam. İnanmıyorum ya. Kocamı ayarttığı yetmedi, bir de geldi odama bütün her şeyimi çaldı ha. Hırsıza bak sen. Kıza bak ya, edepsiz. Tamam, bir sakin ol Şermin. Sakin ol, tamam. İnanamıyorum ya. Gülten'den başka kim alacak işte? Yenge Allah aşkına ya. Çermin'cim, yıllardır bizim bütün her şeyimiz ortada kızım, bu insanların elinde. Niye yapsın kız şimdi durduk yere? Şermin, Gülten katiyen yapmaz öyle bir şey. Nereden biliyorsun Züleyha? Sen ne kadar tanıyorsun ki Gülten'i? Tanıdığım kadarıyla yeter. Mümkün değil, mutlaka bir yanlışlık vardır. Hayır, hayır. Siz o kızı melek sanıyorsunuz ama şeytanın önde gideni o. Çalmış işte. Çalmış! Şermin, sakin ol, yeter. Sakin ol. Meselenin aslını anlayacağız şimdi. Gafur! Demir Bey çağırıyor. Hayırdır olsun? Buyur bey. Nerede Gülten? Gülten nerede? Bugün gelecek demedim mi? Gülten kaçmış bey. Ne?
kaçmış mı? Ne demek kaçmış? Ne demek kaçmış? Cevap ver. Kaçmış beyim. İstanbul'a kaçmış. İstanbul'a mı? İşte buyur. Suna Bibi'ye ben artık ekmeğimi İstanbul'da kazanacağım demiş. Ay siz daha bana inanmayın. Mücevherlerimi satıp İstanbul'a kaçmış. Ne? Ne mücevherleri Şermin Hanım? Çaldığı mücevherlerim Saniye. Tövbe. Ya benim bacım öyle şey yapmaz Şermin Hanım, kurban olayım. Yapmış işte. Çalmasa niye kaçsın? Çalmış işte. Çalmış. Tamam sakin ol. Şuna bak, sallana sallana iş yapıyor sabahtan beri. Bak anam bak, sanki tatile gelmiş bahçeye. Burası mutfakta dedikodu yapmaya benzemez. Hadi kızım hadi, daha çok işimiz var bahçede. Nereden böyle Fadik? Nereden olacak, tarladan. Demir Bey'in tarlasında mı çalışıyorsun? Yılmaz Ağam'ın tarlasına gel çalış diyeceğim de... aramızda iftiracılara yer yok. Sen de mi Nazır abla ya? Ben iftiracı oldum değil mi? Gülten işi pişirsin, sıyrısın. Fadik gördü diye başına gelmeyen kalmasın. Sabahattin. Sabahattin bir dinle. Ya ondan başka kimse yapmış olamaz. Mücevherlerimin yerini o biliyor. Almış kaçmış işte. Doydum, doydum. Hepsi duruyor ama. Bir tanem. Biraz daha kaymak ister misin? Yeterli bu. Sabahattin, otursanıza. Saniye, Sabahattin nerede tatlı koy kızım? Kabak tat çok seversin değil mi? Genç bir kızın hayatı mahvolmuş. Ve hiçbirinizin umurunda değil değil mi? Ne? Kızcağızın adının çıkması yetmedi. Şimdi de hırsız damgası vurdunuz. Yazık, günah değil mi? Sabahattin, sözlerine dikkat et. Damgayı vuran biz değiliz. Ne söylüyorsan karına söyle. Sen ne zamandır Şermin'in sözüne itibar ediyorsun? Sabahattin. Sabahattin, Gülten İstanbul'a gitmiş. Biz ne dedik ki? Onu aklamaya çalışıyoruz zaten. Gelsin, yüzleşelim dedik. Ne olduğunu anlayalım. Kız İstanbul'a gitmiş. Tesadüf mü sence? Neyle kaçtı İstanbul'a? Hangi parayla? Mücevherleri kim satmış peki? Gülten mi? Gülten gidip kendi satacak hali yok herhalde. Ay yeter artık Sabahattin. Biz niye sürekli bu konuyu konuşuyoruz? Sen Gülten'in üstüne attığın lekeyi temizleyene kadar konuşacağız Şermin. Ben mi atmışım? Delirdin herhalde sen. Sabahattin'cim, biz illa Gülten yaptı demiyoruz zaten. İhtimalleri konuşuyoruz. Gülten'den başka konuşulan bir ihtimal yok Hünkar Hanım. Günahsız bir kız kurban ediliyor. Sen Gülten'i ne zaman bu kadar iyi tanıdın ki günahsız olduğuna inanıyorsun? Hı? Söyle. Sabahattin, bak şüphelenmeye başladım halinde. Ne demek istiyorsun sen? Bir şey demek istemiyorum, soruyorum sadece. Sen Gülten'i ne zaman tanıdın bu kadar iyi? Yazık. Gerçekten çok yazık. Boşuna konuşuyorum. Günah ala ala bitiremediniz. Mahvettiğiniz hayatlar yetmedi. Devam edin. Bakalım Gülten'den sonra sıra kime gelecek? Kimin hayatını mahvedeceksiniz? Sabahattin bak doğru konuş. Kimin hayatını mahvetmişiz ya? Demir. Hayır, söyleyecek. Kimin hayatını mahvetmişiz? Dön geçmişinize bir bak Demir. Babanın zamanından başlama. Hepinizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Varsa tabii. İyi akşamlar. Sabahattin. Sabahattin! Sabahattin! Ne demek istedi şimdi bu?
Bir şey demek istedi. Biz kimin hayatını mahvetmişiz ya? Sen ne çeviriyorsun yine? Ne çevireceğim be? Saçma sapan konuşma. Bana aptal numarası yapma. Neden Gülten'in üstüne böyle bir suçu yıktın? Derdin ne senin Şermin? Ay çıldıracağım, hala Gülten diyor. Sen sattın değil mi mücevherlerini? Sen sattın ama söyleyemediğin için çalanı diyorsun. Sen delirdin herhalde. Ha bir deli doktoruna falan görün. Manyak mıyım ben ya? Aile yadigarlarını niye satayım? Sen sevgilini koru. Sakın Şermin, sakın. Bir daha Gülten için böyle bir şey söylersen yemin ediyorum öldürürüm seni. Şermin doğru söylüyor demek ki. Sabahattin Gülten'i bu kadar ısrarla savunduğuna göre, ha? Aralarında bir şey olabilir. Ay yok Demir ya, olamaz öyle bir şey. Sen nereden biliyorsun Züleyha? Gülten'i böyle bir meselede müdafaa edecek kadar tanımış olman mümkün mü? Canım durun, Allah aşkına önce bir anlayalım. Ya Allah'ı var, bunca yıldır bu konakta bir kibrit çöpü bile kaybolmadı. Hı? Bak annen ne diyor? Sen de elimize doğdu diyorsun. Gülten bunu yapacak bir kız değil Demir. Olabilir Züleyha. İnsan bu, insanlar değişir. Bir de İstanbul. Ben Gülten'in ağzından İstanbul lafı duymadım. Zaten biz bu insanları tanımıyor muyuz Demir Allah aşkına? Tanımıyoruz demek ki anne. Gülten Gafur'un kardeşi. Gafur'a paranın ucunu göster, sana her şeyi yapsın. Aklına gelen her şeyi. Tamam. Ben Gafur'un öyle huyları var ama... Ben Gülten... Herkes her şeyi yapar bu hayatta. Sıkışırsa her şeyi yapar. Yani Gülten saf bir kız. Huy mu değiştirdi bu kız? Damat beye bak. İçimizden bir fert. Mahvettiğimiz hayatlar yetmemişmiş. Bak 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 bak. Hakkımızda böyle düşünüyor demek ki. Sünepe. Ay anne yapmaz. Gülten yapmaz öyle şey. Dur bakalım. Zaman gösterecek. Bizim yüzümüzden kızın adı hırkıza çıktı. Dilim kopaydı da İstanbul'a kaçmış demeyeydim. Ben ne bileyim. Böyle olacak. Ya Saniye kurban olayım. Başka yol mu bıraktı bize? Yapma bacım dedim, etme bacım dedim, ayaklarına kapandım. Dinlemedi Saniye, dinlemedi bizi diyorum ya. Of. Kız üzme kendini, gebe kadınsın, kurban olayım ya. Haydır inşallah. Aha. Abla. Abla. Sana ne işin var burada? Abla kurban olayım, Böyük Hanım'la konuş. Oğullardan alsın beni, dayanamıyorum. Ne? Bak hele ya, dediği lafa bak. Gafur duyuyor musun? Büyük Hanım'la konuşacakmışız da onu oğullardan aldıracakmışız. Ben senin ipini kestim Fadik. Haydi yallah. Ya sen hangi yüzle geliyorsun benim kapıma? He! Senin yüzünden... Benim bacım hırsız damgası yedi. Duyuyor musun? Gafur abi bak ben bilerek bir şey yapmadım. Sus! Seni gebertmediğime şükretmiyorsun. Geliyorsun benim kapıma bir de yardım dileniyorsun ya. Gafur abi ben bilerek bir şey yapmadım diyorum. Ne olursun. Abla ne olursun. Büyük Hanım seni bugün çiftliğe alsa... ...ben seni mutfağıma sokar mıyım tırışık? Abla ne olur. Çık dışarı. Çık, senin burada işin yok. Abla. Haydi Fadik, senin burada işin yok. Çık anacığım, çık. Çık. Allah Allah, defol ya. Senin üstündeki emeklerime haram olsun. Kıyamete kadar yolun var, defol. Ay görüyor musun ya? Saniye. Kız mücevherlerde bu çalmış olmasın?
Aman Gafur. Mücevherleri bu çalsa, hularda ne işi var ya? Allah aşkına sen de biraz aklını havalandır ya. Az yardımcı ol. Dur Gülten, elini keseceksin, dur. Bir şey olmaz. Dur diyorum sana, dur. Ah Gülten, ah. Dur. Bakayım bir. Dur şöyle. Bakayım bir şey olmuş mu? Dur, dur bir dakika. Şöyle bastır. E dedim sana. Sen de bütün mendillerini bana verdin Yılmaz. Senden değerli mi Gülten? Ah Gülten, ah. Adnan'a bakıp yatayım. Yatıyor musun Can? Yatacağım. Ben de gelirim biraz. Hadi ben de yatıyorum artık. Anne, otur otur. Biraz konuşalım. Ne oldu? Ne konuşacağız? Yılmaz sanayi odasını kuruyormuş. Ne? Evet. Yılmaz kim ki sanayi odasını kuracak? Eyüp Bey, Durmuş Sakmaz'ın oğlu Kenan, Akçalar, hepsiyle ahbap olmuş. Tam kendine göre adamları da bulmuş. Çıldıracağım ya. Bu arkasında kim varsa. Nereden geliyor anne bu değirmenin suyu? Fekeli'den. Hayır anne, hayır. Ne Fekeli'si? Herif öldü gitti. Fekeli yaşıyor. Ne demek yaşıyor? Hastanede odama geldi. Ne? Ben rüya sandım. Ama değilmiş. Bugün de çiftliğin önüne arabasıyla gelmiş. Onu iyice görebileyim diye camını indirdi. Anne sen ne dediğinin farkında mısın? Allah aşkına anne şimdi mi söylüyorsun bunu bana? Emir, Allah aşkına. Of. Nasıl girer lan? O herif annemin odasına kadar nasıl girer? Sen ne yapıyordun orada? Dayım iki dakika helaya gittim. O ara girdi demek ki. Ulan Sait beni delirtme. Senin görevin oradan kuş uçurtma bak. Helal ne lan? Haklısın beyim. Ne desen haklısın. Ulan ya bir şey olsaydı? Ya annemi öldürseydi, yatağında onu ölü bulsaydık ha? Nasıl verecektin hesabını? Düşmanım içimize kadar girdi, içimize! Senin yüzünden. Ne yapayım seni Sait? Seninle mi uğraşacağım ben? Çek vur beni beyim. Ya sen beni vur. Ya da ben gidip alayım o canını he mi? Hayır. Sen bir şey yapmayacaksın. Berlin'deyim o sıra. Tam sınav haftası. Odama kapandım, ders çalışıyorum. Bayağı uzun bir süre bir pansiyonda kalmıştım. Pansiyon görevlisi bir kadın vardı. Bayan Dolinger. Bir gece kapım vurdu tık tık. Açtım kapıyı. Anneniz telefonda dedi. Allah Allah, baktım zaten. Gecenin bir yarısı. İndim hemen aşağı, aldım telefonu. Alo anne diyorum, ses yok. Alo anne. Bu saatte aramışsın. Hayırdır, bir şey mi var? Söyle diyorum. En sonunda baban öldü oğlum dedi. Şok oldum öyle. Birkaç dakika hiçbir şey düşünemedim. Nasıl olduğunu söylemeden de kapattı zaten. Sonra düşündüm. Kalp krizi geçirmiştir dedim. Aklımdan bir sürü şey geçti. Babam kendine çok iyi bakmazdı biliyorsun. Neyse, İstanbul'a döneceğim. Uçak yok. İki gün Berlin'de bekledim. İki günün sonunda İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldim, Adana uçağı yok. Bir günde İstanbul'da bekledim. Adana'ya gelişim 3 gün sürdü. 3 gün Cengo. Adnan Yaman 3 gün morgda bekledi. Çelikten soğuk bir çekmece. Ben taş ucundaydım. Haber geldi. Ali Rahmet Fekeli Adnan Yaman'ı vurmuş diye atlayıp size geldim.
Hünkar Sultan salonda oturuyor. Yüzü kas katı. Ne konuşuyor, ne ağlıyor. Öylece oturuyor, bakıyor. Beni havaalanından da sen almıştın. Zaten ilk senden öğrendim babamın nasıl öldüğünü. Hünkar Sultan söyledi. Adnan'ın Fekeli'nin vurduğunu Demir'e söyledi ya. Hayatımda bir hanıma söylediğim en zor şeydi Demir. Eceliyle ölse bir derece. Vuracağım o herifi diye belimden silahımı almaya kalktım. Yapma dedim. Jandarmaya teslim olmuş. Canını kurtarmak için teslim olmuş. Adana'ya geldiği yetmiyor. Bir de Yılmaz denen kol kanat gerek. Onun yanına bırakmayacağım Cema. Babamın kanı yerde kaldı diye senelerce azap çektim. Çok zor oldu. Ama onu affetmiştim. Bu defa yanına bırakmayacağım. Onu öyle bir yok edeceğim ki parçasını bile bulamayacaklar. Ben onu sildim büyük hanım. Benim Gülten diye bir bacım yok. Silemezsin Gaffur. Öyle anlamadan dinlemeden insan silinmez. Ayrıca o senin kardeşin. Öyle kardeş yerin dibine. Ay Gaffur. Önce bir anlayacağız, dinleyeceğiz oğlum. İşin aslı aslarını bir öğreneceğiz. Anladın mı? Şimdi İstanbul'a gideceksin. Kardeşini bulup geleceksin. Büyük hanım İstanbul koskoca şehir. Ben Gülten'i nasıl o koca şehirde bulurum? Bulamam ki. Bulursun. Sen abisin. Bulursun. Büyük hanım ben Gülten'i sildim diyorum. Silemezsin benim diyorum ben de. Şermin Hanım'ın mücevherlerini çalan tiniyetsizden ben nazar takacağım. Allah aşkına nereden biliyoruz Gülten'in çaldığını? Şermin ipiyle kuyuya inilir mi hiç? Ben katiyen inanmıyorum ona. Suna Bibi diyor aldı başını gitti İstanbul'a büyük hanım. E tamam gitti. Orada mı bırakacaksın kızı? Hı? Kız kaç kere bu çiftlikten dışarı çıktı? Kaç kere Adana'ya gitti? İstanbul'da ne yapar hiç düşünmüyor musun sen? Ya başına bir şey gelirse? Ya kötü bir yola düşerse? Ne yaparız o zaman biz? Orası şeytan kaynıyor şeytan. Anladın mı? Bir dakikada kızın aklını çelerler. Allah korusun bara pavyona düşer. O yüzden gideceksin polise diyeceksin ki benim bacım evden kaçtı. E namusu da benden soruluyor. Bulun onu diyeceksin. Bulacaklar. Büyük hanım kurban olayım ben şimdi. Vallahi dilini keseceğim ha. Benim lafımın üstüne laf mı söylüyorsun? Hayır abi. Tamam o zaman. Hadi. İstanbul'a git. Kardeşini bulmadan da gelme. Abla bunlar bitti. Eline sağlık kızım. Başka bir şey yoksa ben çamaşırları halledeyim. Tamam kızım. Hadi sen çamaşırlarımızı hallet. Kız İstanbul'a gidip ne yapacağım? İstanbul'da değil ki. Şişt, yavaş. Kız bir şey söyle kurban olayım. Bir şey söyle. Ne yapacağım ben saniye? Veli Bey'le görüşecektim. Soyadı lütfen. Veli Erdönmez. Bakıyorum. Otelimizde Veli Erdönmez diye biri kalmıyor efendim. Olur mu canım? Mümkün değil. Tekrar kontrol edin lütfen. Kalmıyor efendim. İki kere kontrol edin. Olamaz. Belki çıkış yapmıştır. Hanımefendi Veli Erdönmez diye bir misafirimiz hiç olmamış. Nasıl olur canım? Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Niye açmıyorsun Füsun? 40 saattir kapıdayım. Ay, uyuyakalmışım, içim geçmiş. Sana anlatmam gereken çok önemli bir mevzu var. Nedir? Veli Bey'den bir haberin var mı Füsun? Pardon da benimle ne alakası var? Ne haberi alacağım? Siz de pek samimiydiniz ya onunla. Ay ne samimiyeti Allah aşkına? Sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun Şermin? Halamın kızı doğum yaptı deyip Veli Bey'le çay bahçelerinde buluşan ben değilim herhalde. Sana bunu daha önce kaç kere açıkladım? Veli Bey benden borç istedi, borç. Bilhassa da rica etti. Kimsenin haberi olmasın dedi. Daha bunu sana kaç kere açıklamam gerekiyor? Ay şu anda çok kırıldım Şermin sana. Neyse tamam. Ödedin mi borcunu? Yok. Ay başında ödeyeceğim dedi. Ben de bekliyorum. Ha, yani daha ödemedi sana. Ben o günden sonra Veli Bey'i bir daha görmedim. Emin misin Füsun? Kuzum sen ne demeye çalışıyorsun? Ne ima ediyorsun bana? Yalan mı söylüyorum? Ay onu mu diyorum Füsun Allah aşkına ya? Ha bir şey dönüyor onu çözmeye çalışıyorum. Neyi çözmeye çalışıyorsun? Ne dönüyor? Bugün Veli Bey'in kaldığı oteli aradım. Öyle biri yok dediler. Nasıl? Basbayağı. Otelimizde Veli Erdönmez diye biri kalmıyor dedi adam. Belki bir yanlış anlaşılma olmuştur. Hiş, ne yanlışlığı olacak Allah aşkına ya? Kaç defa kontrol ettirdim Füsun. Belki otelin adını yanlış anladın. Şekerim aptal mıyım ben? Niye yanlış anlayayım? Belki de başka isimle kalıyordur. Niye öyle bir şey yapsın? Sen demiyor muydun Demir'le aralarında böyle bir husumet var, anlaşamıyorlar diye? Belki Demir'den çekiniyordur. O yüzden de kendi adıyla kalmıyordur. Evet, o olabilir bak. Hayır, Demir'den çekindiği için Adana'da da kalmıyordu zaten. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Öyle birden ortalık toplamaya giriştin. Jale gelecek de evde böyle dandini, ay onun da huyunu biliyorsun. Şimdi böyle görürse Füsun'un evi şöyleydi, böyleydi diye önüne geleni anlatır. Sen de otur. Şekercilerin gelini Jale mi? Sen hani konuşmuyordun onunla? Geçen çarşıda karşılaştık. Zorla kendini bana davet ettirdi. Ben de kabul etmek zorunda kaldım. Otur sen de. Ama yok istemem dedikoducu kadının teki. Hiç tahammül edemiyorum ben o kadına. Kalkayım o zaman ben. Ay hayatım otur. Ay yarım saate sabarız. Çekemeyeceğim hiç. Füsun Allah aşkına şu Veli Bey'den bir haber alırsan bana da haber ver lütfen. Tamam canım mutlaka haber veririm. Görüşürüz. Geçireyim. Görüşürüz. Görüşürüz şekerim. Oh, gitti. Bir an hiç gitmeyecek sandım. Gitti mi? Gitti, gitti. Ne yapışkan bir kadın Füsun. Sen nasıl katlanıyorsun buna? Bugün senin kaldığın oteli aramış. Burada böyle biri kalmıyor demişler. Ne oluyor Veli? Ne yapsaydım Füsun? Yani kaldığım oteli söyleseydim de damlasa mıydı? Ya kanından düşmüyor. Ben de başka bir otel söylemek zorunda kaldım. O yüzden yani. Başka bir sebebi yok. Başka nasıl bir sebebi olabilir? Bilmem. Hadi gel kahve içelim. Gelin hanım, ne olursunuz kıymetinizi bilemedim ben. Ne olur affedin beni. Ne olur bağışlayın konağa geri alın. Şu halime bakın. Şarjım çatladı ellerim çapa tutmaktan. Dayanamıyorum artık. Ne olursunuz. Bırak Fadik. Büyüklük edin gelin hanım. Ne olursunuz aklım başıma geldi benim. Ne olursunuz hulardan alın beni. Niye? Çok kötü bir yer mi Hunlar? Ben de kaldım orada hatırlıyorsan. Bilemedim gelin hanım. Yeminle Saniye ablanın aklına uydum ben. Ne olur bağışlayın beni ne olursunuz. Onu Gülten'i lekelemeden önce düşünecektim Fadik. Çok geç artık. Gidelim. Gelin hanım. Gel.
Demir nerede? İşe gitti ya anneciğim, çalışıyor. El kadar bebek nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor el kadar bebek? Ha sen Adnan'ı diyorsun. Anneciğim, Adnan bizim bebeğimiz. Adı Adnan ya. Ha nerede? Uyuyor. Saniye. Alayım ben onu. Buyurun hanımım. Saniye, şunları alır mısın? Tamam. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin, hoş geldin. Sağ ol Saniye. Oğlum uyandı mı? Yok, uyuyor daha. Bulabildin mi istediğin kumaşları? Ya buldum sayılır. Aslında krep düşün arıyordum ama güzellerini bulamadım. Nasıl? Çok güzel ama bu biraz senin için yaşlı işi değil mi? Bu haminlem için. Haminlem. Beğendin mi? Sana bluz yapayım mı ondan? Ay, isterim, isterim, isterim. Anneciğim. Bu da sizin için. Aa, benim için mi? Çok güzelmiş. Niye zahmet ettin? Bu şey değil mi? Bu saten. İpek saten. Ah, çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Gerçekten beğendiyseniz size bir elbise dikmek istiyorum. Çok beğendim. Fakat kızım ne gerek var? Bir sürü terzimiz var. Demir sonra Avrupa'dan istediğimiz her şeyi getirtiyor. Sen niye yoruluyorsun ki? İtibarımızı zedeleyecek bir şey yapmam anne. Zaten merak etmeyin, eskiden eşimin terzilik olduğunu da söylemedim kimseye. Onun için söylemedim ben. Ayrıca terzilik kıymetli bir meslek, altın bilezik. Ben yorulma diye söyledim. Yorulmam. Başka meşguliyetim yok ki, bir tek Adnan'la ilgileniyorum. Çok sıkıldım. Haklısın. Demir'e bir şey aldın mı? Aldım, bunu aldım. Ama Demir öyle kolay kolay beğenmiyor biliyorsunuz. Bundan pijama yapacağım. Belki giyer. Ne demek belki giyer? Mutlaka giyer. Sen yaparsın da giymez mi kızım? Gülten'den haber var mı? Şimdilik yok. Gafur'u İstanbul'a yolladım. Bulup gelecek. Koskoca İstanbul'dan nasıl bulacak ki? Olacak. Polise gidecek. Gafur yalan söylüyor anne. Gülten İstanbul'da falan değil. Bu işte bir iş var. Bakalım. Öğreneceğiz. Ha, Fadik çıktı karşımıza gelirken. Ne diyor? Merhamet edin. Beni konağa geri alın diye yalvardı. Niye sana söylüyormuş? Sizden çekiniyor herhalde. Ama ben büyük hanımla konuş dedim. Ben bir oğluma bakayım. Yılmaz hoş geldin. Hoş bulduk. Babam nerede? İçeride. Sağ ol Gülden.
Ay bunu da mı bana yapacak? Onu da yaparım sana haminnem. Yeter ki sen iste. Bak bu da çok güzel bir trenç kotmuş. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Nasılsın bir tanem? İyiyim. Sen nasılsın? Bak Züleyha ne kadar güzel kumaşlar almış. Bunu bana, onu da haminnene dikecek. Nasıl yani? Terzi gibi dikiş mi dikeceksin Züleyha? Ne demek bu? Demir Yaman'ın karısı dikiş mi dikermiş? Ne münasebet? Ne olacak oğlum? Dikiş dikmek ayıp mı? Hayır efendim. Benim karım dikemez. Ben onun her şeyini Avrupa'dan getirtiyorum. Züleyha! Züleyha! Oğlum niye böyle yapıyorsun? Niye anlamıyorsun bu kızı ya? Bütün gün bomboş oturuyor, bir meşguliyet arıyor kendine. Onun tek bir meşguliyeti var anne. Oğlum ve ben. Al bak. Bunu sana almış, pijama dikecek. Ama sen yine bağır oğlum. Kızın kalbini kır, hevesini kır. Benim için almışsın bunu. Beni düşündün demek. Pijama dikecekmişsin bana. Ne zaman dikersin? Önce benimkini dik. Haminden beklesin biraz. Dikmeyeceğim Demir. Hiçbir şey dikmeyeceğim. Demir Yaman'ın karısı dikiş diker mi hiç? Züleyha bir tanem. Ben senin bir şeylerle meşgul olmak istediğini anlamadım bir tanem. O yüzden dedim öyle. Hadi asma suratını ne olur. Hiç hevesim kalmadı. Yapma böyle bir tanem. Bak ne olur sabırsızlıkla bekleyeceğim. Lütfen. Özür bile dileyemiyorsun değil mi? Seni kırdığım için özür dilerim bile diyemiyorsun. Bir tanem niye dileyemeyeyim? Özür dilerim bir tanem seni kırdığım için. Ne olur beni affet. Hadi asma güzel suratını. Hadi benim güzelim. Lütfen. Hadi saniye. Öldüm acımdan. Hadi kız nerede kaldın hadi. Kız neredesin sen? Ancak gülüm. Ya konağın işi bitiyor mu? Getir. Getir getir. Aç 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 aç. Kız bu ne? Ya Allah aşkına saniye benim karnım doyar mı ya peynir ekmekle? Kusura bakma bundan sonra mangalda kıyma getiririm Gafur Bey. Ya ben kimseye görünmeyeceğim diye konaktan buraya kadar geleyim canım çıksın. Benim paşam getirdiğim yemeği beğenmezsin ya. Tamam tamam ha. Ben ne kadar kalacağım burada? Hı? Aa, bir gece olmadı ettiğin lafa bak ya. Hadi anacığım bana. Biz nereye? Konağa hizmet beklerler. Senin başında mı bekleyeceğim? Yak sobanı güzel güzel. Yarın sabah yine görüşürüz. Kızlar yeni geldin ha. Otur biraz. Allah rahatlık versin hocacığım. Saniye. Sus. Kız su getirmem. Boğazımda kaldı ya. Vicdansız. Soğan da yok. Kuru kuru yiyorum ben burada ya. Ya bir soğan getirseydin bari. Ben çıkıyorum. Nereye oğlum? Bu akşam cengaverle birlikteyiz. Daha tatlı vardı oğlum. Sonra yerim anne. Bir tanem. Ben geç geleceğim. Bekleme beni. Hadi afiyet olsun. İyi akşamlar. Biz de televizyon izleriz. Olur. Bak masaya konsomonso istemiyorum ha ona göre. Konso yoksa pavyonda ne işimiz var değil mi? Pavyon dedin mi masaya konso gelecek. Ve
beylerim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya yüzünüzü gören Cennetlik Bey'im. Cengaveri Bey'imizi görüyoruz ama siz hiç teşrif etmiyorsunuz dükkanımıza. Geldik işte Yunus. Ne yapalım, her gün pavyona mı gelelim? Hoş geldiniz beyim. Masa hazır mı bizim? Buyurun. Ya yavrum ey be. Şarkının güzel birine bak değil mi? Cemil Bey'im, Cengaver Bey'im buranın en değerli misafirleridir, anladın mı? Gözüm masada olacak. Hizmette kusur etmeyeceksin. Hadi git donat masaya çabuk. Nasıl afet ama? Vay öyle vallahi. Afet. İsmi Afet. Yine geldim Mersin'de. Bir muhabbeti var ki duyuyoruz. Hayır Yunus, hayır. Konser istemiyorum. İstemez, olur mu ya? İster, ister. İhtiyacı olsa buralar da. Cengo. Gelene kadar. Emir. Islak. Kim bu adam? Misafir mi? Acaba be sana hangi adam? Ki hastaymış. Beni üzmemek için terk etmiş. Ha, bu mu? Bu adam var ya. Bu adam sana aşık olmuş. He, seninle evlenmek istiyormuş. Ay, kocam duyarsa öldürür onu, öldürür. Çabuk gitsin buradan, ben istemiyorum onu. Çabuk gitsin, gitsin. Kız nesi var ya? Artist kimin adam? Abla yapma yazık. Gülüm ne var? İki kikir diyoruz işte. Haminneciğim, artık yuvadan uçma vakti geldi. Yarın seni istemeye geliyorlar. Haydi bakalım, gözün aydın, gelin oluyorsun. Ay yok, istemem, istemem. Beğenmedim, mendebur. Ay, mendebur o adam, mendebur. Hangi adam anneciğim? Ay işte, işte bu adam benimle evlenmek istiyor. Söyle, söyle, babası duyarsa seni öldürür dedi. Öldürür, öldürür. Tamam canım, tamam. Öldürür. Tamam. Gitti mi? Hı, gitti. Bak ben söyledim, gitti hemen. Gel yatalım biz, hadi gel. Yavaşça. Tatlıdan kaldı mı? Tatlı kalmadı. Ha. Hem meyve ver o zaman. Ne yaptınız hanımlar? Bitti mi işler? Az kaldı hanımım. Kevser, annemin odasına git kızım, oradaki sülaleyi doldur. Tamam büyük hanımım. Bırak kızım, sen bırak, kız sonra yapar. Otur. Yok hanım.
Otur kızım, otur. Otur biraz dinlen. Otur. İyisin değil mi? Bir sıkıntın yok. Yani arada bunaltı oluyor ama o kadar. Olur o kadar canım. Bir iki aya kadar hiçbir şey kalmaz. Gafur'dan haber var mı? Yok hanımım, nereden olsun? Ne bileyim, belki seni aramıştır diye düşündüm. Keşke İstanbul'a gidince bir ara deseydim. Nerede kalıyor acaba? Bir tanıdığınız falan var mıydı orada? Onları arasak yarın. Yok vallahi tanıdığımız kimse. Ama bulmuştur o kalacak bir yer. Ne yapacak? Bir an önce şu Gülten'i bulsa. Vallahi aklım hep o kızda. Başına kötü bir şey gelecek diye korkuyorum. Ben de korkuyorum. Yani koskoca İstanbul nasıl bulacak, ne edecek? Gafur bulamazsa ben emniyet müdürünü araya sokarım. Sen merak etme, üzülme sakın. Allah razı olsun anne. Hadi yat sen de dinle. İyi geceler. İyi geceler anne. Of, ne işler açtın başımıza Gülten. Ya güzelim, bitmiş bu, niye söylenir ya? Oğlum bak buraya, hanımlara getir, hay. Cengo, çok geç oldu artık, hadi gidelim. Ya daha yeni geldik değil mi? Sabaha kadar buradayız. Sen başka masalarla ilgilen biraz, hadi. Yunus abi kalkma dedi. Yeter bu kadar, hadi kalk. Yok. Bakmak yok. Ot, ot, ot. Şu iş veya cilveye baksana ya. Kız sen ne kadar şirin be. Tatlısın ha. Cengo, yeter artık. Hadi. Ya bak, sen... Yeneymişsin burada, ben seni sık sık ziyarete gelirim. Aa, yapma ama, o kadar da değil. Bak şu elinle koluna bir hakim ol. Cilveler yürü lan. Gel bakayım. Yapma diyorum. Ya gel kızım. Cengo ya, adam gibi şurada otur ya da kalk gidelim. Ne diyorsun lan sen? Ha? Kimsin bana karışıyorsun Demir Yaman? Ne? Sen kim oluyorsun da bana karışıyorsun Demir Yaman? Ulan benimle ne biçim konuşuyorsun öyle? Sen kimsin de bana emir veriyorsun? Elin onslarını savunma bana. Bunlara mı kahraman olacaksın? Onsların kahramanı mı olacaksın? Ulan bak adam gibi konuş, ağzını burnunu kırarım senin ha. Konuşmazsam ne olur lan? Bir keyfimiz vardı, onun da içine ettin lan. Aa Demir, ne bu hal? Yok bir şey anne. Ne demek yok bir şey? Ne bu hal ne oğlum? Ya cengaverle birbirimize girdik. Niye? Canımı sıktı biraz, hadi gece. Ne demek canımı sıktı? Cevap versene oğlum. Allah Allah, ne oldu şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Korkma Dayşan'ım, korkma. Anne burada ya. Anne burada. Ulan seni yakarım, kimsin? Demir ne oluyor? Ay.
Kız vuruyordun beni, vuruyordun. Ay, koca katil oluyordu. Ay, ay çok korktuk. Demir. Ne o silah sesi? Kal burada anne, kal. Ay senin köyünü yansın. Aklım çıktı korkudan, aklım. Demir Bey gelirse ne diyeceğiz? Ya ne bileyim Saniye. Bir şey bul işte. Kolaydı. Ya bana ne? Aldın tüfeği bana ateş ettin ya. Kız öldürüyordun beni, öldürüyordun ya. Ne yapalım? Korktum Gaffur. Korktuk babası. Sen de normal insanlar gibi kapıyı çalsaydın. Aha buyur. Ne diyeceğim? Saniye git bir şey söyle işte. Uydur bir şey. El anneme rezil edeceğim beni ha. Hadi, hadi Saniye. Bismillah. Ne yapıyorsun Saniye? İndir şu tüfeği. Demir Bey. Sormayın Demir Bey. Bir ses duydum arkasından mı? Gafur da yok. Çok korktum. Ne yaptın? Ben de hemen davrandım tüfeğe. Can havliyle ateş ettim. Meğer... Ay meğer pencere kaçırtısıymış. Ay çok korktum. Korkmana gerek yok Saniye. Merak etme, çiftliğe kimse giremez. Eğer korkacaksan Fadi'nin odası boş. Gel konakta kal. Yok yok. Hiç lüzum yok. Çok sağ olun. İçin rahat edecekse bakayım eve. Yok dedim ya yani lüzum yok. Yani dediğiniz gibi hani kim girebilir? Bak hamile kadınsın. Böyle yersiz heyecanlar sana iyi gelmez. Haberin olsun. Kusura bakmayın. Neyse. Hadi gir içeri, kapat kapıyı. Kapatıyorum. Kapat, kapat. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Ne olmuş? Ya yok bir şey. Ses duymuş, hırsız var zannetmiş. Ateş etmiş tüfekle. Ödümü patlattı. O ne biliyor tüfekle ateş etmeyi falan? Neyse hadi gel gel. Allah! Gafur. Gafur neredesin? Gafur? Yok gitmediler. Salona yer yatağı yaptım. Orada yatıyorlar. Çık çık. Gece gece ne işler açtın başımıza ya. Allah'ın cezası. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Öyle üstünün pisiyle şeyle girme benim yatağıma. Bırak. Çık lan buradan. Çık. Gafur. Çık bırak derdim. Kız. Gece gece ne geldin ya? Git kulübende uyu. Kız dondum diyorum sana, dondum. Niye anlamıyorsun Saniye ya? Ya sen ne kadar vicdansızsın. Hasta mı olayım ben? Ha? Hasta mı olayım ben? Şşş. Saniye. Ne? Gel kız kocana sürpriz kurban olayım. Bırak. Pisellerine dokunma bana. Allah aşkına git üstünü başını yıka ya. Girdin benim bütün yatağımın evresimi mahvettin ha. Senin yatağın yorganın batsın. Aha yatıyorum burada. Leş, leş. Zıbar yat. Sabah olmadan gideceksin ha. Allah Allah ya. Ay gece gece ne işler açtı başımıza ya. Ya bırak. Hadi arkadaşlar çay saati.
Buyur beyim. Eyvallah, sağ ol babam. Nasıl İsmail, alıştın mı makinelere? Vallahi beyim çok iyi. Bu yeni makinelerle 10 kat daha hızlı işliyor spamı. Güzel güzel. Güzel olacak, daha iyi olacak inşallah. Beyim, dün gece pavyonda olanları duydun mu? Ne olmuş? Demir Yaman'la arkadaşı Cengaver Bey birbirine girmişler. Büyük olay çıkmış. Neredeyse karakolluk oluyorlarmış. Ne diyorsun İsmail? Bütün Adana onları konuşuyor beyim. Ağız burun girmişler birbirlerine. Ne varmış ki aralarında? Ya bunun ikisi pavyona gitmişler. Sanayi odası kuruyor musun, doğru mu? Kuruyoruz. İlk adımı attım. Sağ olsun birkaç sanayici arkadaşım da destek verdi. Siz ne diyorsunuz, var mısınız? Olmaz mıyız? Lazım Adana'mıza. Koskoca Çukurova'da bir sanayi odası bile yok. Sen kur Yılmaz kardeşim, arkandayız. Vallahi siz de destek verdiğiniz sürece kurarız evvelallah. Hay hay. Bakan Bey'le konuşmak lazım. Sizin konuşmanız münasip olur. Konuşurum, konuşurum. Sorun değil. Buranın havası da iyice bozuldu Medet Ağa. Bana müsaade. Nereye? Bunların arası da fena bozulmuş. Vallahi herhalde birbirlerine düşmüşler. Gülten, bana bir şekerli kahve yapsana yavrum. Hemen abi. Sağ olasın. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk. Baba. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Geliyorum hemen. Tamam. Sağ olasın, eline sağlık. Afiyet olsun. Evlat. Gülten, bir kahve de Yılmaz'a yapıver be. Hemen al. Ne yaptın? Keçeli Engin'le görüşebildin mi? Görüştüm, görüştüm. Zahit Türemen de oradaydı baba. Vallahi ikisi de kur odaya arkandayız diyor. Güzel, güzel. Yamanların demirin kulağına gitmiştir. Şimdi hırsından kuduruyordur. O da oradaydı zaten. Birileriyle yemek yiyordu. O arkadaşıyla onun husumeti bitti mi? Neydi o adamın adı? Cengaver. Ha, Cengaver. Yok, bitmemiş. Demir Yaman içerideyken Cengaver de girdi. Demir'i görünce çıktı gitti. Ciddi ciddi açılmış aradır ha. Bak göreceksin. Kapana kısılmış akrepler gibi bunlar kendi kendilerini bitirecekler.
Hele biraz dur, biraz sabret. Daha ben onlara neler yapacağım, neler neler. Teşekkür ederim Gülten, sağ olsun. Su istemiyorum, sağ ol. Evlat, bu kızın hali çok buruk. Acaba senden bir tebessüm mü bekliyor? Baba bekliyor da ben onu kardeşim gibi görüyorum. Sen onu kardeşin gibi görüyorsun da o senin öyle gördüğünü biliyor mu? Vallahi baba ben ona hiçbir zaman ümit vermedim. Ama şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Buraya gelmesi iyi olmadı. Şimdi gitti diyemem. Yok yok, geçti o iş. Ancak kendi gönlüyle giderse gider. E ne yapacağım peki? Bak bu kitapta Şems'in dediği gibi yapacaksın. Bir gül kadar güzel olacaksın ama dikeni kadar zalim olmayacaksın. Öyle bir söz söyleyeceksin ki ya yaşatacaksın ya öldüreceksin. Ama asla yaralı bırakmayacaksın. O kadar zor ki o sözü bulmak. Bulursun evlat. Vakti gelince çıkar o sözü ağzından uhuletle ve suhuletle. Öyle bir söz söyleyeceksin ki ya yaşatacaksın ya öldüreceksin. Ama asla yaralı bırakmayacaksın. Erkencisin evlat. Uyku tutmadı. Bir adamı uyku tutmuyorsa ya dertlidir, ya aşıktır, ya da hastadır. Dertliyim baba. Unutamadığın için mi dertlisin, yoksa hala sevdiğin için mi dertli? Hazmedemediğim için. Hazmedemediğim için unutamıyorum. Aşk acısı çekmeyen yürek ya deliye aittir ya ölüye demiş Mevlana. Senin önünde daha yaşayacağın uzun uzun seneler olacak. Elbet bu günler geçecek evlat. Ya geçmezse babam? Nasıl dayanacağım? Dayanırsın be evlat, dayanırsın. İnsan nelere dayanıyor bir bilsen. Ben evlatlarımı kaybettiğimde yaşadığım acıyı tahayyül bile edemez. Kaç kere bu acıya dayanamam dedim. Kaç kere hayatımdan vazgeçtim. Ama dayandım. Ama ne kadar sabredersen Allah o kadar dayanma gücü veriyor. Allah sabredenlerle beraberdir. İyi ki de dayanmışım. Seni çıkardı karşıma. Hayatımın yeniden bir anlamı oldu. Yeniden bir evlat sahibi oldu. Senin de öyle olacak. Bambaşka günler olacak hayatında. Sana unutursun demiyorum. Unutmak zor. Ama alışırsın. Elbet alışırsın. Zaman insana alışmayı öğretir de unutmayı asla.
Oğlum, oğlum niye uyandın sen? Niye uyandın? Şimdi anneyi uyandıracaksın, anneyi. Anneyi uyandıracaksın. Heh, uyandırdın anneyi işte. Acıkmıştır, emzireyim. Yok bir tanem, daha yeni emzirdin. Acıkmamıştır. Hadi yat, dinlen. Hadi. Ama babasını özlemiş. Tahmini ne kadar hasat alırız buradan? En az bir ton ağam. Bir ton ne oğlum? İki ton bekliyorum ben bu tarladan. Sen başlarına ayrıl. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır? Ne işin var benim tarlamda? Konuşmaya geldim. Konuşmaya geldim. Benim seninle konuşacak bir şey mi var? Ben bundan haberim yok çünkü. Bence bir konuşalım. Demir'le bozuştuğumuzu duydun anlaşılan. Duydum. O can arkadaşının nasıl bir şerefsiz olduğunu anlamışsındır umarım. İstanbul'da işte. Adanalıyım, tanımıyorum ki. Hale, bak bana iyi bak ama. Bozuştum diye arkadaşımı satacağım mı sandın? Ben sana arkadaşını sat demiyorum. Ki zaten sen hala o şerefsiz arkadaşım diyorsan kabahatlendi ki geldim seninle buraya konuşmaya. Yapacak bir şey yok. Neyse. Hadi size kolay gelsin. Yılmaz. Bir gel hele. Buyur. Yılmaz kardeş. Bak kardeş diyorum. Tatsızlık olmasın. Sen kendi işine bak. Ben de kendi işime. Ben kendi işime bakıyorum zaten. Ben buraya birlikte iş yapalım demeye geldim. Tabii senin Çukurova'ya faydalı olmaya niyetin yoksa o başka tabii. Vay arkadaş. Çukurova ne hale geldi. Pelin yabanı gelmiş koskoca Çukurova'ya faydalı olacak. Kimsin sen? Ha? Çukurovalı mısın? Çukurova'nın toprağından sen ne anlarsın ki iş yapan diyorsun? Toprak her yerde topraktır cengaver kardeş. Benim maksadım birlikte üzüm yemek. Burada üzüm yetişmez aga. Sen git. Patronun gelsin. Kimsin patron? Özür dilemeye mi geldin pavyoncu? Senden ne özür dileyeceğim lan? Bizimki sokayı yutmuş.
Hakikaten. Hem de nasıl? Zoka'yı öyle bir yutmuş ki. Oltaya kendi geldi. Güzel. Nasıl? Bugün benim tarlaya geldi. Ayağına. Ayağıma ya. Ne fırsatçıymış be. Arkadaşının kim olduğunu anladın mı diyor falan filan. Yemin ediyorum bir tane çakmamak için zor tuttum kendimi. Bana diyor ki seninle iş yapalım diye konuşmaya geldim. Cesarete bak. Ben sana dedim ayağımıza gelecekler diye. Kendini ağırdan satsaydın bari. Oyunu bozar mıyım ya? Dimdik durdum ha böyle. Sen kimsin lan? Sen git patronun gelsin dedim. Patronu kimmiş peki? Kim olabilir? Ali Rahmet. Peki Ali. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Ne zaman buluşuyoruz? Tamam mı? Tamam. Kaçta, nerede? 5'te depoda. Vekilinin yüzünü hatırlıyor musun? Hayal meyal. Çok görmezdim onu. Babam daha iyi bilirdi. Söyleyeceğiz. Hem anarşistlerden bilecekler zaten. Her gün bir yeri patladı yine. Kim yedi bu altı? Ha? Anarşistler. Bize sorgu sual yok. Bir saniye sonra tamam. Thank you.
4. Üç. İki. Bir. Saatim bir herhalde. Şimdi. Dur. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ne oluyor? Anlamadım. Şimdiye kadar patlamış olmadı ya.